Metin etiketleri web sayfalarımızdaki metinlerimizin yani yazılarımızı biçimlendirmek için kullandığımız etiketlerimiz. Örneğin kalınlaştırma, italik yapma, altı çizili yapma, paragraf oluşturma, alıntı yazılar oluşturma gibi işlemler için metin etiketlerinden faydalanıyoruz. Bu etiketlerimizden ilki ve en temellerinden biri B etiketi yani bold dediğimiz kalınlaştırma etiketimiz. B ve slash B etiketinin arasına yazdığımız her şey kalın olacaktır. Örneğin web tasarım. İkinci bir etiketimiz I etiketi. I etiketinin arasına yazdığımız her şey italik olacaktır. Yani normal yazıya göre biraz daha eğik. Üçüncü etiketimiz U etiketi, underline'ın kısaltması. Yazmış olduğumuz yazılarımızı altını çizili yapacaktır. Dördüncü etiketimiz S etiketi. S ve slash S'nin arasına yazmış olduğumuz yazılarımız üstü çizili olacaktır. Şimdi bunu çalıştıralım. B etiketinin arasına aldığımız yazılarımız kalın olur. B slash B. I etiketinin arasına aldığımız yazılarımız italik olur. I slash I. U etiketinin arasına aldığımız yazılarımızın altı çizili olur. U slash U. S etiketinin arasına aldığımız yazılarımızın üzeri çizili olur. S slash S. HTML'de yazdığımız her şey normalde sayfayı görüntülediğimizde yan yana gözükecektir. Klavyemizden basmış olduğumuz Enter tuşları herhangi bir şey ifade etmeyecektir. Bunun yerine alt satıra atlatmak için BR etiketini kullanıyoruz. Eğer birden fazla satır atlatmak istiyorsak birden fazla BR etiketi kullanmamız gerekiyor. B etiketinin benzeri olan bir etiket Strong etiketi. Strong ve slash strong'un arasına aldığımız tüm yazılar kalın görünür. İkincisi M etiketi. M ve slash M'in arasına aldığımız tüm yazılarımız italik görünür. Üçüncüsü ins etiketi. Ins ve slash ins'in arasına aldığımız tüm yazılarımız altı çizili görünür. Dördüncüsü del etiketimiz. Del ve slash del'in arasına aldığımız tüm yazılarımızın üzeri çizili görünür. Strong ve slash strong'un arasına aldığımız tüm yazılarımız tıpkı B etiketinde olduğu gibi kalın görünür. M ve slash M'in arasına aldığımız yazılarımız tıpkı I ve slash I'nin arasına aldığımız yazılar gibi italik görünür. Ins etiketinin arasına aldığımız yazılarımız tıpkı U etiketinin arasına aldığımız yazılar gibi altı çizili görünür. Del etiketinin arasına aldığımız yazılarımız tıpkı S etiketinin arasına aldığımız yazılar gibi üzeri çizili görünür. Şimdi tekrar kod kısmımıza gelelim ve bu etiketlerin B etiketiyle strong, I etiketiyle M, U etiketiyle ins ve S etiketiyle del'in arasındaki farka bakalım. B etiketi, I etiketi, U etiketi ve S etiketi sadece görüntü açısından çalışırlar. Yani bir yazımızı herhangi bir amaç olmaksızın sadece görüntü açısından kalın yapmak istediğimizde, italik yapmak istediğimizde, altı çizili yapmak istediğimizde veya üzeri çizili yapmak istediğimizde B, I, U veya S etiketlerini kullanırız. Ama eğer bir yazı içerisindeki bir bölümün önemli olduğunu vurgulamak istiyorsak o zaman Strong veya M etiketlerini kullanırız.
B ve I etiketleri sadece görüntü açısından kalın ve italik yaparken, Strong ve M etiketleri hem görüntü açısından kalın ve italik yapar, hem de bu kelimelerin önemli olduğunu vurgular. Benzer şekilde U etiketi ve S etiketi sadece görüntü amaçlı kullanılırken, INS etiketi, insert'ün kısaltması, INS ve slash INS'in arasına aldığınız kısmın bu metne sonradan eklendiğini söylemiş oluyorsunuz. Orijinal halinde ilk oluşturulduğu zaman böyle bir yazı yoktu. Sonradan eklediniz. Benzer şekilde del etiketi, del ve slash delin arasındaki kısmın artık geçerli olmadığını, hükmünün kalktığını, geçersiz olduğunu söylemek için kullanıyoruz. Bu nedenle de del etiketini kullandığınızda yazının üzeri çizili olur. INS etiketinin tam tersi olarak düşünebilirsiniz. Metin işlemlerinde kullandığımız başka etiketlerimiz de var. Örneğin paragraf oluşturmak için kullandığımız P etiketi. P ve slash P'nin arasına yazmış olduğumuz yazılar yeni bir paragrafta görünür. P ve slash P'nin arasına bir yazı ekledim. Gördüğünüz gibi P ile slash P'nin arasına aldığım kısım yeni bir paragraf olarak ekranımıza geldi. Başka bir paragraf ekleyeceğim. P yazımı koydum ve slash P. Sayfamı tekrar çalıştırıyorum. Birinci paragrafım ve ikinci paragrafım. HTML'deki paragraf etiketinin varsayılan bir özelliği var. Bu özellikle paragrafların her zaman üstünde ve altında belli bir miktar boşluk vardır. Tekrar koduma geleyim. Başka bir etiket, abbr etiketi. Abbr etiketi de abbreviation'ın kısaltması, kısaltılmış yazılar için kullanıyoruz. Örneğin, bugün Ito tarafından yeni endeksler açıklandı cümlesindeki Ito kelimesinin uzun halinin ne olduğunu kullanıcıya söylemek istediğimiz zamanlarda abbr etiketini kullanıyoruz. Abbr ve slash abbr'ın arasına kısaltmayı yazıyoruz. Abbr etiketinin parametresi title ve title'ın içerisine de uzun halini yazıyoruz. Eğer abbr etiketini kullanmazsak dışarıdan gelen ziyaretçiler bugün Ito tarafından yeni endeksler açıklandı cümlesini okuduğunda Ito'nun ne olduğunu, uzun halinin ne olduğunu bilemeyeceklerdir. İstanbul Ticaret Odası mı? İzmir Ticaret Odası mı? İstanbul Tarım Ofisi mi? Bu nedenle de ziyaretçilere uzun halini göstermek için abbr etiketini kullanıyoruz ve uzun halinde abbr etiketinin title parametresinin içerisine yazıyoruz. Parametreler etiketin isminden sonra bir boşluk bırakıp parametrenin ismi eşittir ve tırnaklar arasına yazılıyordu. Bu haliyle ben tekrar sayfamı çalıştırayım ve abbr etiketinin çalışmış halini görelim. Dikkat ederseniz sayfamın altında bugün Ito tarafından yeni endeksler açıklandı yazıyor ve Ito kelimesinin altı da nokta nokta şeklinde belirginleştirilmiş. Ziyaretçileriniz ister istemez bu yazının üzerine gelecek ve küçük bir açıklama olarak sizin yazmış olduğunuz İstanbul Ticaret Odası cümlesini görecek. Yeni bir etiketimiz alıntı yazılar için kullandığımız bir etiket. Alıntı yazılar dışarıdan aldığımız ve bize ait olmayan yazılar. Örneğin ben şöyle ufak bir paragraflık kısmı alıntı yazı olarak koydum. Ve bunu da tekrar sayfamda çalıştırıyorum. Alıntı yazı için kullanmış olduğum etiketin arasına yazdığım yazı gördüğünüz gibi ekranda diğer yazılara göre daha farklı bir şekilde gözüktü.
alıntı yazıların özelliği kendisini tıpkı paragrafta olduğu gibi üstten ve alttan ayırmış olması, bir özelliği de soldan ve sağdan da daha içeride yazar. Sayfalarımızda kullandığımız ve ağırlıklı olarak kod yazmak için kullandığımız bir etiket, pre ve slash pre'nin arasına yazıyı nasıl yazarsanız aynen yazıldığı şekilde ekrana yazdıracaktır. Örneğin, merhaba dedim. Sonra bir alt satıra geçtim. Daha içeriden dünya yazdım. Kaydediyorum ve tekrar tarayıcım açıyorum. Bakın pre etiketin içerisinde yazdığım yazı aynen yazdığım şekilde ekrana çıktı. Normalde klavyemizden basmış olduğumuz enter tuşu hiçbir anlam ifade etmezken şimdi ise bir alt satırı geçirmek için kullanabildik. Aynı şekilde klavyemizden bastığımız tab tuşu görüntü açısından herhangi bir şey ifade etmezken burada içeriye doğru sekme oluşturdum. Pre etiketin içerisine yazmış olduğunuz yazılarınız aynen yazıldığı şekliyle ekrana yazdırılır. Pre etiketi bir bu amaçla kullanılırken bir de HTML kodlarını ekrana yazdırmak için de kullanılır. Kısa alıntılar için kullandığımız bir etiketimiz var. Q etiketi kısa alıntılar için. Örneğin bir paragrafımız var. Bu şekilde. Ve bunun içerisinde bir alıntı kullanacağız. Satır içi alıntı olarak da düşünebilirsiniz bunu. Örneğin Ahmet dediniz ve bundan sonraki kısmı Q etiketi içerisine yazdınız. Kaydettim. Bakın şu kısım Q etiketi içerisinde. Tekrar bu sayfamı çalıştırdığımda Ahmet'ten sonraki kısmın otomatik olarak çift tırnaklar içerisine girdiğini görüyorsunuz. Yani burası alıntı yapılmış. Ahmet şunu dedi ki gibi Ahmet'ten bir alıntı yaptığınızı söylüyorsunuz ve bunu satır içi alıntı olarak kullanıyorsunuz. Genelde satır içi alıntılar kısa alıntılardır. Yani çok uzun olmayacak metinler satır içi alıntı olarak kullanılır. Q ve slash Q etiketinin içerisinde eğer alıntınız büyük bir alıntıysa o zaman da bir önceki örnekte yaptığımız gibi kullanılır. Yazılarımızı normalinden daha küçük yazmak için kullandığımız bir etiketimiz var. O da small etiketi. Örneğin Mehmet yazdınız. Small etiketi içerisine ikinci ismi yazdınız. Ve sonra soy ismi yazdınız. Small ve slash small'un arasına Selçuk yazdım. Ve normal yazı olarak da Mehmet'i ve soy ismi koydum. Tarayıcımızda çalıştıralım bunu. Normal yazınız B'nin büyüklüğüne bakın. Ve small'un içerisine aldığınız yazınız. Kendisinin yüksekliği diğer normal yazılardan daha kısa, daha küçük. Yani buradaki yazı daha büyükken, daha yüksekken M harfi ya da B harfi burada çok daha boyu kısa, daha küçük. Metin biçimlendirme etiketlerimizden bir diğeri H2O yazarken kullandığımız 2 rakamının normalde diğer yazılardan biraz daha aşağıda olması gerekiyor. Bunun için kullandığımız etiketimiz sub ve slash sub. Sub, script'in kısaltması ve alt metin anlamına geliyor. Alt metini oluştururken bunu kullanıyoruz. Başka nerede kullanılabilir alt metinler? Taban sayılarında kullanılabilir. Örneğin 1, 0, 1'ler ikilik düzende sub, 2 ve slash sub yazabilirsiniz. Çalıştıralım. H2O'da 2 normal yazılardan daha aşağıda ve daha küçük. Aynısı 1 sıfırlarda taban sayısında matematikteki 2 sayısı daha aşağıda. Yazılarımızda kullandığımız başka bir etiket, sub etiketine benzeyen superscript dediğimiz üst metin etiketleri. Yani metre karedeki iki rakamının yukarıda olması gerekiyorsa eğer sub
slash sapın arasını almamız gerekiyor. Aynı şekilde 5 üzeri 3'ün yukarıda olması gerekiyor. 3 rakamının sap ve slash sapın arasını alıyoruz. Sap etiketi süper scripting kısaltması, yani üst metin anlamına geliyor. Diğeri subscript, alt metin. Bu süper script, yani üst metin. Tekrar tarayıcımızı açalım. İki rakamını sub etiketin arasına almıştık. Bu nedenle daha yukarıda 5 üzeri 3'ün 3 rakamını sub'ın içine almıştık. O yüzden daha yukarıda. Metin biçimlendirme etiketlerinden bir diğeri ön tanımlı başlık etiketleri, yani heading dediğimiz H1, H2, H3, 4, 5 ve 6 etiketleri. 6 tane ön tanımlı başlığımız var. Bir tanesi H1. İçerisine ben başlık 1 yazdım. Bir tanesi H2. İçerisine ben başlık 2 diye yazdım. H3. İçerisine başlık 3 yazdım. H4. İçerisine başlık 4 yazdım. H5. Başlık 5 yazdım içerisine. Ve sonuncu etiketimiz H6. 6. derece başlık tipidir bu. Ve slash H6. İçerisine başlık 6 yazdım. Şimdi sayfamda bunu test etmek için tarayıcımı açıyorum. H1'in içerisine aldığım yazı başlık 1. H2'nin içerisine aldığım yazım başlık 2. H3'ün içerisine aldığım yazım başlık 3. H4'ün içerisine aldığım başlık 4. H5'in içerisine aldığım başlık 5. Ve H6 etiketinin içerisine aldığım yazım da başlık 6'ydı. Dikkat ederseniz H1 etiketi en büyük başlık ve H6 etiketi de bu arada en küçük başlık tipi. Ön tanımlı başlıkların, yani H etiketlerinin varsayılan bazı özellikleri var. Bunlardan bir tanesi başlıkların kendisini üstten ve alttan diğer yazılardan ayırması. İkinci özelliği başlıkların kalın olması. Yani başlıklarımızı ekstradan B ya da strong etiketi içerisine almanıza gerek yok. Üçüncü özelliği de her başlığın kendisine ait özel bir boyutu vardır. H1 bu boyuttayken, H3 bu boyuttayken, H6 ise en küçük etiketimiz bu boyuttadır. HTML'de tıpkı BR etiketinde olduğu gibi, nasıl ki Enter'a bastığınız zaman satır atlatma işlemi yapmıyorsa, aynı şekilde klavyenizden basmış olduğunuz boşluk tuşları da herhangi bir anlam ifade etmiyor. Yani şöyle bir yazı yazdığımda ilk iki kelimenin arasını bir boşluk, diğer iki kelimenin arasını birden fazla boşluk koydum ve bunu çalıştırıyorum. Mehmet ve Selçuk'un arasında tek boşluk koymuştum. Tek boşluk gözüküyor. Ama Selçuk'la Batal'ın arasına birden fazla boşluk koyduğum halde bunu da bir boşluk olarak gösterdi. HTML'de klavyenizden bastığınız bir boşlukta birden fazla koyduğunuz boşlukta aynı anlama gelmekte ve bir boşluk olarak kabul edilmekte. Birden fazla boşluk koymak istiyorsanız o zaman özel bir karakterimiz var. NBSP. Ampersand işareti koyuyorum. NBSP yazıp noktalı virgül koyuyorum. Bu görmüş olduğunuz kısım bir boşluk koymuş oldu. Birden fazla istiyorsanız bunu yan yana kopyala yapıştırıp atabilirsiniz. Benim örneğimde 5 boşluk bırakmış oldum. Tekrar kaydediyorum ve sayfamı tarayıcıda açıyorum. NBSP ile koymuş olduğum boşluklar ekrana yansımış oldu. Yani eğer birden fazla boşluğa ihtiyacımız varsa bizim, o zaman NBSP kodunu kullanmamız gerekiyor. Tıpkı bu NBSP koduna benzeyen bazı özel karakterler de var yine. Örneğin ampersand işareti copy yazıp noktalı virgül bıraktığınızda copyright simgesi ortaya çıkıyor. Ampersand simgesi koyup trade yazdığınız zaman trademark, yani tescilli marka
TM simgesi ortaya çıkıyor. Ampersand reg yazdığınızda register simgesi ortaya çıkıyor. Tekrar sayfamı çalıştırıyorum. Copy simgesi çıkartmak için ampersand copy noktalı virgül yazdım. Trademark yani tescilli marka simgesi çıkartmak için ampersand trade noktalı virgül yazdım. Register simgesi çıkartmak için ampersand reg noktalı virgül yazdım.